Yaklaşık 40 senedir sarımsak işiyle uğraşıyoruz. Genelde ata tohumu tercih ediyoruz. Hacı babamdan kalan tohumla devam etmeye çalışıyoruz. Zaten görüldüğü gibi de fazla ilaç vesaire bir şeyle atmıyoruz. Hayvan gübresi genelde kullandığımız normal yağmurlamayla yapmaya çalışıyoruz. 8 dönüm sarımsak ekiyorum. Bu sarımsak işleri Şubat-Mart ayında başlıyor. Temmuz'un başı ve sonuna doğru bitirmeye çalışıyoruz. Bu yılki verim Rabbime şükür olsun, hamd olsun. Yağmurlarımız, yağışlarımız güzel geçti. Genelde iyi. Tabii istisna bazen ufak tefek hastalık da olsa sarımsak genelinde. Ama verim güzel, şükürler olsun. Allah bereket versin. Allah'ım hayırlı revaişlerini versin. Güle güle satıp emeğimizin karşılığını almak nasip etsin Cenab-ı Allah. Taşköprümüzün sarımsağı senelerdir bir numara aromasıyla belirgin bir sarımsağımızdır. Çin'den ne bileyim diğer Maraşlarla bir değildir. Genelde bizim buranın sarımsağının acısı, aroması her zaman ön plandadır. Taşköprü sarımsağını nasıl ayırt edebiliriz? Kırmızı diş olur. Fazla irisi olmaz, düplesi olmaz. Genelde orta şekilde olur. Yani iri orta kısmında olur. Ama çocuk gibi bakımı vardır. Yani Mart ayından, Şubat ayından bir başlarız. Çocuk gibi bakımına tam Temmuz'un sonuna kadar, çıkana kadar bakımını burada şimdi çıkartacağız. Eve götürüp işleyeceğiz. Sıkacağız, tek tek ayıracağız. Pazara götüreceğiz. Tüccarlarımız gelip satacağız. Ben 30 senedir bu sarımsak işleriyle uğraşıyorum. Bugün de Hüsamettin kardeşin tarlasındayız. Sarımsak sökümü başladı. Şubat'ın 5'inden beri biz bu sarımsak işleriyle uğraşıyoruz. Önce dikimi, Şubat'ta dikimi, Mayıs gibi çapası başladı. Şu anda da sökümü başladı. Çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın altındayız. Çok yorucu. Ama tabii severek yaptığımız bir iş. Zorluğu çok. Ekip başıyız. 40 tane eleman var. Tabii ki hepsinin onları ayarlaması var. Sıcağın altındayız. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 6'da. Sıcakta, yağmurda işimize devam bizim. Tarla sahibi sürüyor makinesiyle. Biz arkasından topluyoruz.
bağlı bir şekilde ayrılaktan atıyor. Sonra bunun temizlemesi var. İşleniyor. Bir de mağazada işleniyor bunlar. Hasatı yani zor bu işin. Tarladan yerine göre kaldırmaya da yardımcı oluyoruz. Vereyim numarasını. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Buraya yazlık için gezmeye geldim. Hem vakit geçiriyorum hem arkadaş ortamım. Ben de geldim, başladım, katıldım arkadaşların içine. Hem 3-5 ek gelir oluyor elime. İyiyim yani, çok ortama da alıştım. Arkadaşlardan da memnunum, başkanımdan da çok memnunum. Bu ortama da alıştım, ayrılmak istemiyorum. İşlerinde çalışıyorum böyle. Samsak topluyoruz, bağlıyoruz. Sıvama geldiği zaman sıvamasına gidiyoruz. Çok güzel bir şey. Her gün değişik bir yerde, değişik bir ortamda. Hane sahipleriyle de memnunuz. Başkanımdan, arkadaşlarımdan, hepsinden memnunum. Alıştım. Sıcağın altında zor çalışması ama olsun. Her işin bir zorluğu var. Kolay bir iş yok. Bunun da zorluğu sıcağın altındayız. (Gülüyor)